geçirmiş kadife yelek, giyinmiş kuşanmış olmuş bir melek. Ayrılmam dedi de ayırdı felek. Amanın nazdır yârim, par demedim mi? Önümde yavuklum var demedim mi? Haydi de hadi kanım. Evet sevgili izleyicilerimiz, Şarkı Karaağaç'taki gezimiz devam ediyor. Şarkı Karaağaç'a gelinir de dağınlı katmer görmeden gidilir mi dedik. Tabii, tabii. Şimdi onun tam merkezine geldik. Şurada görüntülere bakarsanız şahane gerçekten. Böreklerimiz, tahinli katmerlerimiz, ustam pişiriyor. Hakikaten sanatını konuşturuyor bunlar. Bu işleri biliyorlar. Babamız burada asıl patron. Bu işlerin en tanınmış insanlardan biri. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı işler. İsim alalım önce bir. Pideci Ramazan. Pideci Ramazan meşhur. Sen misin? Meşhur, evet. Abi senin ta namın Isparta'yı bırak, Ankara, İstanbul, yurt dışına gitmiş diyorlar. Doğru. Doğru. Doğru, gönderiyoruz. Abi şimdi Şarkı Karaağaç'ın biliyorsun bizim buradaki insanlar için çok özel bir şey bu dahınlı katmer. Evet. Yani bunu biz yemedik mi? Bir arada tadına bakmadık mı rahat edemiyoruz. Aynen, aynen. Bir alışkanlık hale geliyor. Bunu bize anlat biraz. Nasıl yapılıyor, nasıl oluyor, bu kadar güzel olmasının sebebi ne? Bu tadı nereden geliyor? Vallahi her şeyden evvel önce sevgimizi katıyoruz bunun içine. Ne güzel. Bunun tatlı olması, lezzetli olması, insanları tabii buna çekmesi, içimizdeki sevgimizi katıyoruz bunun içine. Her şeyden evvel. Evet. Peki bunun yapılış usulü nedir? Yani normal hani bilmeyenler olabilir. Garip karşılama. Pide evet. Deyince normal bir pide zannediyor. İnsan her yerde var diyor. Bu farklı bir anlamda. Yok çok farklı. Hı. Çok farklı. Nasıl hazırlanıyor? Bu ufaktan bize bir anlat. Hamırını yoğuruyoruz. Mayalı hamırı yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra biraz kabartıyoruz orada. Kesiyoruz. Dinleniyor yani. Dinleniyor. Ondan sonra tayini sürüyoruz. Hı. Bunu kapatıyoruz. Şurada arkadaşımız yapıyor. Evet, orada arkadaşımız yapıyor. Hı. Anlat onun yaptığını şimdi bize. Evet, devam et. Böyle açıyor. Evet, açtıktan sonra tekrar dürülüyor. Bak orada gördüğünüz gibi orada dinleniyor. Dinlendikten sonra tekrar ikinci bir deve açılıyor. Hı. Esas deve çulu dediğimiz bu oluyor yani. Deve çulu gibi olacak yani. Deve çulu gibi. Burada bunu dinleniyor. Herkes beceremiyor mu? Beceremiyor, yapamıyor işte. Hı. O evet. Da... İnsanlar arasında bir sır. Böyle aldın mı böyle darmadım mı oluyor? Evet, deve çolu dediğimiz bu yani. Evet. Bu peki yan tarafta başka değişik, aynı hep tahınlı katmer değil mi bunlar? Evet, evet. Şuradaki börekler ne? Su böreği. O su böreğimiz de meşhur bizim. Evet. Peki bunu siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Biri yapmış da pişirtmeye mi geliyor? Biz siparişi üzerine yap verdik. Ha, öyle de hizmetimiz evet. Var. Evet. Ramazan abi şimdi... sizin lezzetiniz zaten dediğimiz gibi başta. Evet. Şarkı Karaağaç'ta da bu namı var. Her yerde namı var. Bundan da gurur duyuyoruz biz. Yani bu tabii. Bizim kültürümüz, tabii. Geleneğimiz. Hani Şarkı Karaağaç'ta deyince, işte Ispartalı deyince dahınlı katmer var sizin diyorlar. Evet. Ondan evet. Da seviniyoruz biz. Şimdi sen gösterdin bu börekleri, dahınları, her şeyler. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Maşallah, maşallah. Şimdi bunu başka yerden görenler canları çekecek. Her yere hizmetimiz var mı? Isparta gibi düşünme. Ankara'dan, evet. İstanbul'dan. Kargo ile gönderiyoruz. Evet. Her tarafa gönderiyoruz. Ama yurt içi, ama yurt dışı her tarafa gönderiyoruz. Zaten internette bizim telefon numaralarımız var, sitemiz var. Oradan ulaşabilirler. Evet, ulaşabilirler. İstediği yere gönderiyoruz. Şimdi çok kolaylık yani. Peki abi sen bu işin içinde yıllardır varsın. Evet. Bunun yemenin bir usulü var mıdır? Veyahut da bu bir şeyle yense daha güzel olur mu? Vallahi bunu kış günü reçelle, tatlıyla, helvayla, hele Şarkı Karaağaç'ın tayin helvası daha güzel gider bundan. Tatlı bazen olarak. Bir karpuzla, kavunla falan da yiyenler oluyor. Yazında kavunla, karpuzla daha güzel olur. Evet. Ben de Şarkı Karaağaçlı olduğum evet. için biraz ufaktan da olsa bilgi sahibiyim. Tabii. Şöyle karpuz, bunun yanında bir tahınlı katmer falan olsa iyi gider. Çok güzel, çok güzel gider. Evet. Hele kavundan falan daha güzel gider. Bizim kültürümüz bu yani. Şarkı Karaağaç'ın kültürü bu. Evet sevgili izleyicilerimiz, abimizin anlattığı gibi bu iş yani inceliği olan, ustalığı olan bir iş.
Karşıda görüyorsunuz, açılıyor, tekrar dürülüyor, tahınlanıyor, bir daha açılıyor, dinlendiriliyor, böyle aşamalı. Hemen evet, evet. Normal bir pide gibi hemen yapıp döşeyip olmuyor, atılmıyor. Olmuyor. Dolayısıyla bu özel bir şey. Ustam şimdi bizim önümüze de attı. Tabii. Böyle taze taze. Fıkır fıkır kaynıyor hala evet. Daha. Yoldan geçerken bunun o kadar bir kokusu vardır ki yoldan geçen insanı kendine çeker yani. Yapma. Gerçekten böyle yani. O kadar güzel bir kokusu vardır. Bu ustam kim? Onunla tanışmadık. Ben Ali. Ramazan Usta'nın oğluyum. Ha. Asıl oğlu. Baş patron o. Sen evet. De oğlusun. Evet. Evet. Seni de duyduk. Sağ olun. Pideci Ali. Tamam. Evet. Yapar diye. Evet efendim. Evet. Nasıl? Peki bu pideciliğin bir sıkıntısı da yazın kışın bu sıcağın önündesin. Biz alıştık artık. Hı. Yazın da alıştık, kışın da alıştık. Peki babandan biraz bunun inceliklerini öğrendik ama tabii. Bir inceliği de fırının başındaki usta da herhalde. Yani. Onu yani, güzel tabii. Pişireceksin tabii. Kıvamında değil mi? Evet, evet. Önemli olan o tabii. Evet. Evet. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah bol Allah müşteri Allah versin. Allah. Sevgili izleyicilerimiz, muhteşem bir atmosfer. Ali ustam, Ramazan ustam zaten babamız. O bu işlerin piri, çok tanınan insanlar bu bölgede. Evet. Bütün ülkede de hani bu işe meraklı olanlar zaten onlar çok iyi tanıyorlar. Şerki Garaj'a gelirseniz burası neresi? Belediyenin yanı işte evet. Eski hükümet meydanı civarı. Evet. Orada hemen burada zaten buraya ulaşabilirler. Bunlardan alıp hediye götürün. Bir de burada da yiyebiliyorsunuz tabii, da. Sıcak yaptırıp da yiyebilirsiniz. Bunu mutlaka ama mutlaka tadın derim ben size.